Türkiye'de üretilen bitkisel gıda takviyelerinin ne kadar faydalı, ne kadar zararlı olduğuyla başlayalım. Evet, günümüzde Türkiye'de yavaş yavaş hızla bir bitkisel gıda takviyelerine yöneliş var, dönüş var. Yani biraz bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. İyi yönleri var, kötü yönleri var. Kötü yönleri nedir? Bu işe girenlerin, bitkisel gıda takviyesi üretenlerin %95'i kalitesiz ürün üretiyor. Ne yapıyor? Bitki öğütüyor, hap, damla, draji şeklinde satıyor. Bazıları da ikinci grupta bitkisel diye kimyasal madde satıyor. İnsan hayatıyla oynuyor. Üçüncü grupsa ne yapıyor? Bitki ekstresinden ürün üretiyor. Çeşit çeşit gruplar var. Şimdi ben Türkiye'de birkaç firmanın burada ürünlerini getirdim. Firmaların isimlerini kapattım ki yani burada falanın veya filanın aleyhinde konuşmak veya falanı veya filanı övmek değil, yanlışı ortaya çıkarmak nedir? Bu firma A firması. Ne yapmış? Ginkolu bir kapsül üretmiş. Bakalım ne var içinde. Bu ginkolu ekstraktı açıyoruz, bakıyoruz. Otu öğütmüş. Efendim böyle. Dikkatlice baktığımızda çöp olduğunu anlarız. Kamera görebiliyor mu? Çöp. Evet. İçerisinde bitki ekstresi yok. Çöp var. Yakın olması lazım ki görülmüyor, anlaşılmıyor. Yakından çekmek lazım. Yani olmadı. Biraz yakın. Şöyle mi tutayım? Yakından baktığınızda çöp. Yani bitki ekstresi yok. Çıplak gözle gözükebilir. Bu bir firma. Başka bir firma ne yapmış? Bu da tablet üretmiş. Üretmiş olduğu tablete bakıyoruz, şöyle eziyoruz. Evet, dikkatlice baktığımızda hap zannettiğimiz şeyin öğütülerek sıkıştırılmış ot. Bitki ekstresi değil. Yani bir faydası yok. Bu birçok firmaya, bu firma fason üretimi yapıyor. Biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyor. Bu da başka bir firma. Bu da ginzenkli bir kapsül üretmiş. Bakıyoruz, görünümü güzel. Hangi firma olduğunu açıklamıyoruz. Açıyoruz, bakıyoruz. Ne var, ne gördük? Evet. Bu üçüncü firma da ne yapmış? Bitki ekstresi yerine otu öğütmüş, draje şeklinde satıyor. Evet, ne faydası var? Sıfır fayda. Hiçbir faydası yok. Sıfır. Etki, sıfır etki. Başka bir firma şöyle bir hap üretmiş. Bakalım nedir? Ezilmiyor. Affedersiniz, hayvan küspesine benziyor. Hayvan küspesine benzeyen bu şeyi çok meşhur bir firma üretiyor. Bu gördüğünüz nedir? Hiç bitkileri öğütmüş, biraz balla karıştırmış, hap yapmış güya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Geçiyoruz başka bir firma. Bu da balla otu karıştırmış, hap yapmış. Ezmek istiyorum, ezilmiyor çünkü yapış yapış. Neye benziyor? Affedersiniz, hayvan pisliğine benziyor. Bu da diyor ki ben çok kaliteli ürün ürettim diyor. Bana gelmiş. Birlikte çalışalım. Dedim ki ne çalışayım? Ben Avrupa, Amerika standartlarının üzerinde ürün üretiyorum. Sen Afrika'nın gerisindesin. Nasıl çalışacağız? Ben onu anlamadım dedim. Bu da başka bir firma. Bu ne yapmış? Bu da otu öğütmüş. Gördüğünüz gibi çöp. Evet. Başka bir firma. Bu da yine aynı şekilde. Evet. Nasıl hap ürettiyse şey olmuş. Yani ezilmiş, dağılmış. Bunun ürünü de şu. Bu da ince öğütmüş. Bu da ot. Yani ekstre değil. Şu gördüğünüzde ot yine. Bitki ekstresi içermiyor. Şimdi şu gördüklerimizin hiçbirisi faydalı değil. Aksine zararlı da değil, faydalı da değil. Otu öğütmüş, hap diye satıyor. Bunların bir faydası yok. Şurada nereye koydum onu? Esas tehlikeli olan şu.
adam bunun içerisine bitkisel diye kimyasal madde koymuş. Bunu kullanan vatandaş ne olur? Kalbine, damarlarına ilk zamanda iyi gelir. Çünkü kimyasal madde var, kan sulandırıcı. Ama sonra Allah korusun öbür tarafa doğru gidebilir. Görüyor musunuz? Bu kimya koymuş. Bu tehlikeli madde. Yani şuradakilerin hiçbirisinin faydası yok ama zararı da yok. Faydası yok, zararı da yok. Paranıza yazık. Fakat bu kimyasal madde içeriyor, tehlikeli. Şimdi üçüncü grup bitkisel gıda takviyesine bakıyoruz. Bu nedir? Bu %100 bitki ekstraktı. Evet, bunun diğerinden farkı nedir? Şöyle yer açalım. %100 bitki ekstraktı, öz. Damıtılarak elde edilen bitki özütü. İşte şu gördüğünüz %100 bitki ekstraktı. Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların %99'u bitkiyi öğütüyor, hap diye satıyor. İnsan sağlığı için hiçbir faydası yok. Ginkolu kapsül, ginzengli kapsül, zerdeçallı, zencefilli vesaire vesaire. Sadece paranız gitmiyor, umutlarınız da yok oluyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Antarktika'da, dünyanın hiçbir ülkesinde otu öğüterek kapsül, hap, traje üretemezsiniz. Yok böyle bir şey. Türkiye'de kanundaki bir maddenin boşluğundan dolayı bütün firmalar bunu yapıyor. Firmaların %99'u. Yani diyeceksiniz ki ne olacak bu? Bir kanunla hallolacak bir iş. Bir, bitkisel gıda takviyesi üretenler otu öğüterek çay yapabilir. Ama kapsül, traje, tablet yapamaz. İnsanların umuduyla, parasıyla, sağlığıyla oynayamaz. Bir kanunla bu değişti. İkincisi nedir? Öbür bir firma kimyasal madde katıyor. Çinliler yapar bunu genellikle. Takşiş derler. İnsanları kandırma. Bitkisel diyor, içine kimya koyuyor. Vatandaş kullanıyor. İlk zamandır iyi geldi zannediyor. Ama kontrolsüz bir kan sulandırıcı olduğu için iç kanamadan vatandaş bir de 2 ay sonra gidiyor. Geçen hafta vatandaş geldi Zonguldak'tan. Bir vatandaşı kullanmış. İyi geliyor bu bana demiş. Çok iyi. Devam etmiş. 2,5 ay sonra kalp krizine vefat etmiş. İç kanamadan ölmüş gitmiş. Ben bunları söylemem. Önemli değil. İbrahim Gökçek olarak. Tüketici hakları nokta biz. Şikayet yolla nokta com. Şikayet var nokta com. Kullanıcı yorumları vesaire vesaire. Bir sürü site var. Sitelere bakın. Yani benim ürünümü alın demiyorum. Onun ürününü alın, bunun ürünü, şunun ürününü alın değil. Sağlığınızı düşünüyorsanız önce araştırın. İnternette kullanıcı yorumları var. Tüketici hakları nokta biz, şikayet yolla nokta com, şikayet var nokta com, kullanıcı yorumları vesaire vesaire. Bir sürü site var. Önce araştırın. Kimin ürününü kullanmış vatandaş, ne duruma düşmüş? Ayrıntılı bilgi var. Bilgi araştırın, bilgi sahibi olun. Ondan sonra ne alacaksanız alın. Televizyonda duyuyor birini, hemen alıyor. Veyahut da görüyor bir köşede bir şey. Biri söylüyor, hemen alıyor. Ondan sonra da böbrekleri iflas ediyor, karaciğeri iflas ediyor. Efendim, damarları tıkanıyor. Damarları açacak derken bir de bakın damarları tıkanmış, ölmüş gitmiş. Evet, bu duruma düşmemek için ne yapıyoruz? Araştırıyoruz. Şikayet sitelerine bakıyoruz. Tüketici hakları.biz, şikayet yolları.com.